aşkıyla döner dost meydanında. Ateş gülü olup yanarsın azer, canını bulmuştur kendi canında. Döndükçe Mevla'yı anarsın azer, döndükçe Mevla'yı anarsın azer.
kavuştur. Ya Rabbi Habibini istiyoruz. Dert biler dermanı bekler gibi bekliyoruz. Sararmış ruhları aydınlatan gel diyoruz. En güzel sözlerle sana selam ediyoruz. Kavuştur ya Rabbi Habibini istiyoruz. Yüreklerinize, gönlünüze sağlık. Efendim Konya'mızdan, Hazreti Pir'imizin diyarından sevgiler, muhabbetler ve esenlikler sunuyoruz siz değerli izleyenlerimize. Hepiniz ekranlarınız başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nideli Muhammed Hocam'la bugün yine beraberiz, birlikteyiz. Hocam öncelikle siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. Allah razı olsun, sefa bulduk. Nasılsınız? Hocam. İyisiniz. Elhamdülillah hocam, siz nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şükürler olsun, Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Rabbim iyilik ihsan eylesin inşallah. Amin. Bugün dava insanından bahsedecektik, dava adamından bahsedecektik. Dava insanı nasıl olur? Dava insanının özelliği nedir? Kimlerde bu? Kimler dava insanı olur? Onlardan bahsedeceğiz. Hadi bakalım, evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Rabbim inşallah. Rabbimize hamd edelim. Allah'ım anlattıklarımızla amel etmeyi cümlemize ihsan eylesin. Tabii yine çok önemli bir mevzu inşallah. Dava adamı olabilmek, evet. Ve dava adamlığı uğrunda mücadele edebilmek çok önemli bir mesele. Tabii dava adamı kıymetli hocam, inandığı değerler uğrunda canla, malla ve kısacası bütün benliğiyle inandığı davasına hizmet eden, fedakarlık edebilen kişi demektir dava adamı. Dava adamı davası uğrunda gece gündüz mücadele eden, yılmadan, bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, kınayanın kınamasından korkmadan gecesini gündüzüne katıp çalışabilen insana dava adamı denir. Bütün yine biz bu konuda peygamberlere bakacağız, Kur'an-ı Azimüşşan'a bakacağız kıymetli hocam. Bütün peygamberlerin hayatını incelediğimizde, bütün peygamberlerin hayatını okuduğumuzda şunu görürüz ki onların aynı zamanda bütün peygamberlerin büyük bir dava insanı olduğunu görürüz. Ve davaları uğrunda o peygamberlerin, o nebilerin ölümü bile göze aldıklarını görürüz. Yani ben dava insanı olacağım diyen bir kimse, ben dava adamı olacağım diyen bir kimse bütün peygamberlerin hayatını incelemeli, okumalı, anlamalı ve o peygamberlerin hayatlarından kendisine ders çıkartmalıdır. Çünkü bütün peygamberler aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi büyük bir dava insanıdır, büyük bir dava eridir. İnandıkları dava uğrunda her türlü fedakarlığı, her türlü cefakarlığı, her türlü gayreti sarf etmişler. Bu uğurda da gecelerini gündüzlerine katmışlar ve o peygamberler asla kınayanın kınamasından korkmamışlar. İnandıkları dava uğrunda gerekirse ölüme koşa koşa gitmişlerdir ki bu sebeple Allah Celle Celaluhu o peygamberleri, o nebileri ve o peygamberlere, nebilere inanan dava adamlarını muvaffak etmiştir, muzaffer kılmıştır. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman ölüme gideceğini bildiği halde, öldürüleceğini hissettiği halde o zamanki putları kırmış, büyük puta baltaya asmış ve bu uğurda da ateşe atılmayı göze almıştır. Ateşe atılacağı zaman bile asla davasını satmamış, davasını yolda bırakmamış. Ben ölüme razıyım, ateşte razıyım. Benim inandığım bir dava var. İnandığım dava uğrunda canımı feda etmeye hazırım demiştir. Ateşe atılmış, kendisine Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman öyle bir davasına inanmış ki sana yardım edelim dediğinde hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir demiştir değil mi? Bana vekil olaraktan Allah Celle Celaluhu yeter. O ne güzel yardımcı ve o ne güzel vekildir demiştir İbrahim Aleyhisselam. Yine İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'a baktığımız zaman ve Cenab-ı Hakk'ın yardımı da öyle anda yetişiyor değil mi hocam? Evet. Ateş serinlik kılıyor Cenab-ı Hak. Evet. Ateşi serinlik kılıyor. Kulna yaru kunu berden ve selamen ala İbrahim diyor değil mi kıymetli evet. Hocam? Ateşe atılıncaya kadar Mevla Teala Hazretleri imtihanı devam ettiriyor kıymetli hocam. Acaba dönecek mi, dönmeyecek mi? Bak peygamber olmasına rağmen, nebi olmasına rağmen ne zaman ki ateşe atılıyor, dönmüyor
O zaman Allah diyor ki ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamette ol. Çünkü o inandığı davası uğrunda benim yolumda en büyük fedakarlığı yapmıştır. Öyleyse benim İbrahim'imi yakma diyor Allah. Demek ki imtihan son ana kadar devam ediyor. Onun için az bir çilede, az bir eziyette, az bir zulümde, az birazcık bizi korkuttuklarında inanan bir insan, dava eri olan bir insan davasını yarı yolda bırakmaz, davasını satmaz, davası uğrunda gerekirse şehadet şerbetini içer ama asla ve kat'a davasını yarı yolda bırakmaz. Eğer zaten bir insan inandım dediği davasını yarı yolda bırakıyorsa, makam için, mevki için, para için, mal için, mülk için, hanım için, çocuk için davasını satıyorsa o insan o davaya inanmamış demektir zaten. Kalbiyle, gönlüyle, ruhuyla o davaya inanmamış, o davaya teslim olmamış demektir. Diliyle işte bir davam var diyor. O davanın içinde çıkar için bulunmuş demek. Menfaat için bulunmuştur, evet. Çıkar için bulunmuştur. Münafıklar aleyhissalatü vesselam zamanında biz de Müslümanlardanız, biz de dava adamıyız. En ön safta namaz kılıyorlardı, en ileride namaz kılıyorlardı. Ama Uhud savaşına geldiği zaman ölümü gördüler. Hepsi davayı ortada bırakıp Medine-i Münevvere'ye gerisin geriye döndüler. İşte dilleriyle dava adamıyım demek ayrı şeydir. Kalbinle, gönlünle, ruhunla ben dava adamıyım, bu davama inanıyorum deyip o dava uğrunda gerekirse canını verebilmek ayrı bir şeydir. Mücadele önemli değil mi hocam? Tabii, mücadele en önemli. Çünkü Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan'da? وَتُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفِسِكُمْ diyor değil mi Allah? Allah bizim yolunda... Atalarımızın güzel bir sözü vardı hocam. Lafla peynir ekmek yemiz. Yürümez. Yemiz. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla mücadele edin. Bakın ister batıl dava olsun, isterseniz hak dava olsun. Kim davasına inanır ve o davası uğrunda dünyada fedakarlık yaparsa Allah Celle Celaluhu o kimseyi muvaffak eder. İster batıl dava olsun, isterse hak davası olsun. Bu sebepledir ki kıymetli hocam, peygamberlerin hayatları inanan insanlar için, Müslümanlar için, dava eri olan insanlar için büyük bir örnektir. Musa Aleyhisselam Firavun Aleyhilane'ye karşı davası uğrunda mücadele etmiş, sihirbazlarının ellerinin çapraz kesilmesini görmesine rağmen asla ve kat'a davasını yarı yolda bırakmamıştır. Allah Celle Celaluhu de Firavun'un şerrinden Musa Aleyhisselam'ı kurtarmıştır. Bakın peygamberlerden sırayla geliyoruz. Yavaş yavaş günümüze kadar geleceğiz Allah nasip ederse inşallah. Musa Aleyhisselam'dan sonra Eyüp Aleyhisselam'a baktığımız zaman, Zekeriya Aleyhisselam'a baktığımız zaman, Yahya Aleyhisselam'a baktığımız zaman, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam o inandıkları dava uğrunda, hak yolunda şehitliği göze almışlar. Peygamber olmalarına rağmen şehadet şerbetini içmişler ama Allah'ın davasını, ilahi kelimetullah davasını yarı yolda bırakmamışlar. Bu sebeple Allah onlara şehitliği nasip etmiş. Onlardan sonra gelen peygamberler onların davasını hakim kılmışlardır. Allah onları muzaffer etmiştir. Hemen arkasından aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, kainatın onun hürmetine yaratılan, rahmetellil alemin olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük dava adamı olduğunu göreceğiz. Mekke-i Mükerreme'de çileler, eziyetler, zulümler olmasına rağmen kendisine ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana mal verelim, para verelim, makam verelim, Mekke'nin valiliğini verelim, en güzel kızlarımızı, kadınlarımızı sana verelim demelerine rağmen ne demiştir? Bir elime ayı yerleştirseniz, bir elime de güneşi koysanız, vallahi ben davamdan vazgeçmem. Bu ne büyük bir sözdür. Bu ne büyük bir sözdür. Bakın, bugün makam için, mevki için, şan için, şöhret için, arkadaşını yarı yolda bırakan, dostunu yarı yolda bırakan, davasını yarı yolda bırakan, İslam dinini, Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlatmaktan vazgeçen, cayan Müslümanlara söylüyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, bir elime güneşi, diğer elime ayı verseniz, vallahi ben bu davamdan vazgeçmem. İşte bu şehadeti göze almaktır davası uğrunda. Davası uğrunda ölümü göze almaktır. Peki ne yaptılar? Müşrikler hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edenleri, hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den Medine'ye hicret etmeye zorlamışlar. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yurdunu terk etmek zorunda kalmış. Ama yurdumu terk ederim, malımı, mülkümü, her şeyimi bırakırım, burada koyarım ama davamı asla satmam diyen bir sahabe-i kiram, davamı yarı yolda bırakmam diyen bir sahabe-i kiram, ilahi kelimetullah'ı yarı yolda bırakmam diyen bir sahabe-i kiram,
Arkasından Medine-i Münevvere'ye hicret. Medine-i Münevvere'de davası uğrunda şehadete yürüyen Musab bin Umeyr'ler 17-18 yaşlarında Hazreti Hanzalalar Abdullah bin Cahş radıyallahu anh ya Rabbi bugün Uhud meydanında ellerimin kesilmesini, burnumun kesilmesini, kulaklarımın kesilmesini, gözümün oyulmasını bana nasip et. Ey Abdullah bana ne getirdin diye soracak olursan ya Rabbi güzel bir namaz getiremedim, güzel bir Kur'an getiremedim, okuyamadım ama davam uğrunda, senin davan uğrunda elimi, gözümü, kulağımı, ayaklarımı kestirdim, oydurdum demeyi bana nasip et diyecek kadar imanla dolu, davasına sadık, davası uğrunda ölüme gidebilen bir Abdullah bin Cahş radıyallahu anh. Hazreti Hamza radıyallahu anh, İkrime radıyallahu anh, sahabe-i kiram saymakla bitmez. Ne yaptılar hocam? Davaları uğrunda nice şehitler verdiler, nice canlar verdiler. Ama Allah Celle Celaluhu onlara, madem siz davanıza böyle sadıksınız, sadakat içerisindesiniz, öyleyse ben size Mekke'nin fethini nasip ediyorum dedi Allah. Gönderildikleri, müşriklerin sevinerek gülerek gönderildikleri yurtlarına fetih yoluyla tekrar Allah dönmeyi onlara nasip etti. O inanmayan müşrikleri zelil etti, hakir etti, hor etti. Hor görülen, hakir görülen, dışlanan o inanan Müslümanlara Allah aziz etti. Ne için? Davalarına olan bağlılıkları için. Ey ben Müslümanım diyen, dava adamıyım diyen bizler, bugün davamız uğrunda sabah namazına kalkamıyoruz. Yatsı namazını kılamıyoruz. Bir ilim meclisine gelemiyoruz. Bir Kur'an meclisine gelemiyoruz. Ama vücutlarını paramparça eden Musab bin Umeyr'le radıyallahu anh aynı cenneti istiyoruz. Hazreti Hanzalala ile Hanzala radıyallahu anh'la aynı cenneti istiyoruz. Abdullah bin Cahş Efendimizle aynı cenneti Allah'tan istiyoruz. Hangi yüzle? Sen davan için hangi fedakarlığı yaptık biz? Hangi gayreti gösterdik? Hangi azmi gösterdik? Dava adamı hayatında yılgınlık, yorgunluk, bıkkınlık, usanganlık olmaz. Ne diyor Allah Kur'an'da? Onlar kınayanın kınamasından asla korkmazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Evet. Öyleyse dava adamı bizi kınayacaklar, bizi horlayacaklar, bizi dışlayacaklar diye davasından asla ve kat'a vazgeçmez. İşte sahabe-i kiram efendilerimizin hayatında olduğu gibi. Ve Allah onları ne yaptı hocam? Köleydi değil mi Selman-ı Farisi radıyallahu anh? Evet. Ama İran'a Allah onu ne yaptı? Vali etti bak. Kölelikten davası uğrunda mücadele ettiği için Allah onu vali etti. Allah onlardan ibret almayı bize nasip eylesin. Amin. Aç olan, fakir olan bir ara Habeşiler kölelikten Allah onları aziz etti. Allah zelil iken aziz durumuna çıkarttı onları. Hem bu dünyada hem de ahirette. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu fedakarlığı yaptıklarından dolayı Allah onlara hem dünya saadeti hem ahiret saadeti. Peki hocam bugün Müslümanlar. Günümüze istersen şöyle geçelim mi hocam? Mevlana Hazretlerimizin güzel bir sözü var. Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam evet, yer gibi elde tutarlar beni diyelim. Çok güzel. İsterseniz oradan, evet, oradan devam edelim. Olur mu? Tamam inşallah. Orada, hadi bakalım. İsterseniz. Hadi bakalım. Çok günümüze güzel de diyorum, oradan başlayalım. Evet, oldu mu? Tamam hadi inşallah. Hadi arkadaşlar buyurun. Boş yere matem etme, düş
düşmanlarını tanı, uzak dur sitem etme. Düşmanlarını tanı, uzak dur sitem etme. Zengini tok, hedefine varır elbet, elbet doğru. Allah razı olsun. Çok eyvallah. Güzel sözler. Mevlana Hazretlerimiz sözüyle değil mi hocam? Mevlana Hazretleri gerçekten Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin, amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde beyan edildiği gibi, hı hı, ahir zamanda doğrular yalancı, yalancılar ise doğru sayılacak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Doğru söyleyen azalacak diyor. Onlar da zaten insanlar tarafından hor ve hakir görülecek. Mesela bazı kardeşlerimiz ne diyor? Hocam diyor, yalan söylemezsek para kazanamıyoruz diyor. Allah muhafaza buyursun. Ticaret yapamıyoruz diyor. Dolayısıyla şimdi öyle oldu. Allah hepimizi bu hasletten kurtarsın inşallah tez zamanda kıymetli. İnşallah. Hedefine varır ancak elbet. Evet, doğru, ama doğru tabii ok diyor, değil mi şimdi hocam? Elbette ki evet, doğru ok hedefine şimdi, varır diyor. Şimdi eğri belasını bulur. Doğru mutlaka yoluna gider padişahım demiş. Biliyorsunuz değil mi hocam? Evet. Doğru yoluna gider, eğri belasını bulur. Padişahın iki tane veziri varmış. Bir tane veziri her gün padişahın kapısını çalar. Dermiş ki padişahım, doğru yoluna gider, eğri belasını bulur der. Padişah da bunu nasihat olarak kabul eder. O vezire bir tane altın verirmiş. Tabii bir gün, üç gün, beş gün, on gün dışarıdaki haset eden vezir demiş ki ya ben demiş bunu demiş bir soğan sarımsak yedireyim de ağzı koksun, padişah bunu kovalasın. Yine bir gün soğan sarımsak yemişler. Arkasından uzaktan bu sefer ağzını kapatarak padişahım doğru yoluna gider, eğri belasını bulur deyince padişah şaşırmış, niye uzak duruyor ağzını kapatıyor diye. Bir tane
çeyrek vermiş yine. O çıkınca öbürü girmiş, haset olan, eğri olan. Demiş ki padişahım bak, çıkışta ne dedi biliyor musun? Evet, ya bu padişahın odasına girmekten nefret ediyorum. Öyle pis kokuyor ki artık uzakta durup burnumu kapatmak zorunda kalıyorum deyince padişah demiş ki ben ona gösteririm demiş içinden yarın. Ertesi gün olmuş yine nasihat edecek ya, padişah güzel bir yazı yazmış. Bunun kellesini vurun diye. Hı hı. Almış tabii öbürü vezir yine girmiş doğru olan. Tabii notu getiren tabii, vezirin. Tabii padişahım hı hı. doğru yoluna gider eğri belasını bulur demiş. Padişah bir altın vermiş demiş ki şu zarfı da falan yerdeki adama götür demiş. Tabii cellat. Dışarı çıkınca o haset olan demiş ki ne oldu ya? Ya demiş padişah demiş böyle dedim demiş bana bir çeyrek verdi. Bir de demiş falan yerde bir adam varmış bu zarfı götür sana büyük hediye verecek dedi demiş. O da demiş ki ya sen her gün çeyrek alıyorsun. E bu zarfı ben götüreyim de demiş hani. Bari ben alayım. Bari ben alayım yani evet. O da demiş peki doğru insan ya hadi al demiş git demiş. Gidince tabii kelle vuruluyor. Ertesi gün padişah onu yine karşısına görünce diyor ki sen ölmedin mi ya? Yok padişahım diyor niye öleyim diyor. E ben sana diyor zarf gönderdim. Onu diyor padişahım ben buna verdim. Arkadaşım isteyince ona verdim diyor. O alsın hediyeyi diye diyor. Diyor ki padişah sen dün ağzını niye kapattın peki? Efendim soğan sarımsak yemiştim diyor. Kokusuz gel bakalım gel evlat diyor padişah. İşte böyle diyor. Doğru senin gibi yoluna gider. Eğriler ise belasını bulur. Yani ne kadar horlarlarsa horlasınlar, dışlarlarsa dışlasınlar. Biz doğru olduğumuz müddetçe yabana atsalar da ok gibi mutlaka hedefimize ulaşırız ama eğri olursak ellerinde tutsalar bile destekleseler bile mutlaka bir gün kaybederiz. Allah'ım doğru olmayı nasip eylesin. Doğrularda olmayı nasip eylesin. Hak gelince batıl zail olur hocam. Değil mi? Çünkü insana sadakat yaraşır görse de ikrah doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Allah. Dolayısıyla biz kötülük de görsek mutlak surette ne yapmamız lazım? Sadakatli olmamız lazım ki zaten dava adamının bir özelliği de sadık olmasıdır, sadakatli olmasıdır, doğru olmasıdır. Allah Celle Celaluhu böyle dava adamı olabilmeyi cümlemize ihsan eylesin inşallah. Amin. Devam edelim mi? Tarihimizde çok da dava adamlar var. Abdülhamit gibi değil mi mesela? Hocam. Yeni bir dizi başladı hocam. Evet. TRT'yi de tebrik ediyoruz bu arada. Güzel bir dizi olmuş ama eleştirdiğimiz konular da var tabii onu. Tabii şimdi şöyle TRT'nin yeni yeni yapmış olduğu dizileri tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten halkımızın duygularına tercüman olacak dizileri yapıyor. Ancak Diriliş olsun, Filinta evet, olsun. Filinta, Diriliş, şimdi Abdülhamit Han Cennet evet. Mekan'ın filmini yapıyorlar. Bunlar bizim gençlerimizi, nesillerimizi uyandırma yönünde çok iyi. Çünkü böyle bir gezenler, gezi zekalılar falan vardı biliyorsunuz. Onların filmleriyle büyüdük. Mutlaka dinimize, izlesinler. Kitabımıza, Kur'an'ımıza düşman olanların. Aynı oyunlar yine dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Aynen devam ediyorlar. Onlar davası uğrunda çok güzel çalışıyorlar. Biz de çalışmaya Allah nasip eylesin inşallah. Amin. Gerçekten adamlar hiç korkmadan, yılmadan o yanlış davaları uğrunda her türlü mücadeleyi veriyor. Biz biraz tembellik gösteriyoruz. Allah bu tembellikten de hepimizi kurtarsın inşallah. Tabii Abdülhamit Han Cennet Mekan'ın filmi çok güzel. Biz güzel yerlerini tebrik edeceğiz. Teşekkür edeceğiz, hakkını vereceğiz. Ama bir de ne var? Örfümüzden ve adetimizden, gelenek ve göreneklerimizden uzaklaşmadan bu filmleri yapmamız lazım ki Abdülhamit Han Cennet Mekan'ın hanımı bilindiği gibi annelerimizin evet, tesettürüne tesettürlüydü. De dikkat etmemiz lazım. O tesettüre dikkat etmemiz lazım. Annelerimizin kılık ve kıyafetine dikkat edilmesi lazım. Bizim annelerimiz o şekilde tesettürsüz değillerdi. Mahreme ve namahreme bizim annelerimiz çok dikkat ederler idi. Bu sebeple annelerimizin de aslında ahirette hem kemiklerini sızlatmayacağız hem de bir film için bizden davacı olmalarına engel olmamız lazım. Biz inşallah bu yönetmenlerimizin de bunlara dikkat edeceğini, örfümüze ve adetimize uygun filmleri yapacaklarına inanıyoruz inşallah. Tabii bunlar yavaş yavaş düzeliyor. Çünkü, eksikleri giderecekler çünkü, inşallah. Çünkü Türkiye çok büyük hengamelerden çıktı kıymetli hocam. Evet. Biz hanımlarımızın başörtüsünden dolayı, ben kendim yaşadığım anımı anlatıyorum. Benim hanımımın çarşafından dolayı doğum hastanesine alınıp doğum edilmediğini biliyorum ben. Biz yaşadık bunu, kendim yaşadım. Dolayısıyla biz o günlerden geliyoruz. Bunları unutmamamız lazım. Şu anda pilot bir şey... Bakın nereden nereye geldik. Askeri kışladan bizim annelerimiz kapıdan içeriye giremiyorlar. Şu anda pilot kardeşlerimiz dolayısıyla var. Evet. Şu anda hem pilot olan kardeşlerimiz var, başörtüsüyle giren kardeşlerimiz var.
Dolayısıyla Türkiye çok büyük hengamelerden geldiği için İsrail'in, Amerika'nın, emperyalist güçlerin oyunlarını bir bir boza boza gelindiği için inşallah bunların hepsi yavaş yavaş düzelecek. Yeter ki biz dava adam olalım, yeter ki biz dava insan olalım, yeter ki biz davamıza inanalım ve inandığımız dava uğrunda her türlü fedakarlığı ve cefakarlığı yapabilelim. Hocam sahip çıkalım. Evet, vatanımıza, sahip milletimize, dinimize, kitabımıza yani biz birilerine küsüp sahip de, çıkacağız. Birilerine kızıp da küsüp de davayı boşlamayalım. Şimdi biz birilerine... En büyük yanlış olur bu. Evet, biz birilerine kızsak, İslam birilerine kızmamız İslam davasını terk etmemiz anlamına gelmez. Kur'an davasını terk etmemiz anlamına gelmez. İlahi kelimetullah'ından vazgeçme anlamımıza gelmez. İçimizde münafıklar da olacak, kötüler de olacak. İçimize girip de bizden gibi gözüküp 15 Temmuz darbe gecesini yapan alçaklar gibi alçaklar da olacak. Biz o alçaklara bakıp da davamızı yarı yolda bırakmayacağız. Davamızı ortada bırakmayacağız. Biz davayı terk edersek Allah muhafaza buyursun. Öbür çakallar gelirler affedersiniz. Bu davaya sahip çıkmaya çalışırlar. Ve milletimizi hastane kapılarından içeriye girdirmezler. Her türlü zulmü, eziyeti bu millete reva görürler. Bu sebeple elbette ki davamız uğrunda fedakarlıkları, cefakarlıkları yapmaya devam edeceğiz. Kınayanın kınamasından korkmadan. Şimdi de dönebilir miyiz kıymetli hocam? Dönelim hocam da. Canını bulmuştur kendi canında. Döndükçe Mevla'yı anarsın bazen. Döndükçe Mevla'yı anarsın sevdaya dönmeyiz günler açmasa da
güneş doğmasa da aş koymuşuz biz bu sevdaya. Hasretle yollarımı bekleme anne, bu eşiklerinde ağlama anne. Hasretle yollarımı bekleme anne, bu eşiklerinde ağlama anne. Güller açmasa da güneş doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya. Açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Mesela bu işte dönmeyiz diyor, evet, bir de dönmeyiz hocam. Asla değil mi? Dönmeyiz. Evet. Hocam. Yani şehit biz, de olsak Allah'ınıza davamızdan. Biz davamızın eriyiz. Sonuna kadar da mücadele ederiz hocam. Aynen öyle. Allah'ınıza Rabbim edebilmeyi nasip eylesin. Şehadet makamı var. Tabii. Rabbim o şehadet makamını amin, nasip etsin. Yani. İnşallah hocam. Hocam günümüzde başarıya ulaşabilmesi için dava insanı neler yapmalı evet. diyelim? Tabii dava insanının başarıya ulaşmasından ziyade davamızın başarıya ulaşması için neler yapmalıyız? Hı hı. Biz nasıl olsa kalırsak gazi, ölürsek şehidiz Allah'ın izni inayetiyle. Dolayısıyla davamızın başarıya ulaşabilmesi için, davamızın hedefe ulaşabilmesi için neler yapmalıyız? Bu noktada inşallah bu noktaları ele alırsak daha güzel olur. Şimdi davamızın başarılı olabilmesi için, davamızla beraber bizim başarılı olabilmemiz için gayemizin ne olduğunu, amacımızın ne olduğunu, hedefimizin ne olduğunu, hangi gaye, amaç ve hedef uğrunda çalıştığımızı iyi bilmeliyiz kıymetli hocam. Bunun için evet. bir, önce inanmalıyız. Yani davamıza inanmalıyız. Eğer davamıza kendimiz inanmıyorsak, yolundan gittiğimiz davaya kendimiz inanmıyorsak başkalarını inandırmamız mümkün değildir. Dolayısıyla önce davamıza kendimiz inanacağız. Büyük bir davanın temsilcisi olduğumuza, çok büyük bir dava eri olduğumuza önce kendimiz inanacağız. Sonra da başkalarını inandırabileceğiz. Eğer bizler davamıza inanmaz isek, davamızın ne olduğunu bilmez isek, hangi gaye ve amaca hizmet ettiğini bilmez isek, o zaman davamızda başarılı olmamız, davamızı da başarıya ulaştırmamız mümkün değildir. Bugün başarıya ulaşanlara baktığımız zaman, Sultan Alparslan'a baktığımız zaman Selçukluların döneminde Sultan Alparslan'ı hedefine ulaştıran şey Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Anadolu'nun kapısını Türklere açmasına vesile olan şey davasına olan inancıdır. Osman Gazi'ye Osmanlı İmparatorluğu'nu kurduran şey davasına olan inancıdır. Fatih Sultan Muhammed Han cennet mekan, Allah şefaatlerine nail eylesin Amin. İnşallah. Bizans'ın kızlarını Bizanslılar, ey Fatih Sultan Mehmet davandan vazgeç, bak Bizans'ın en güzel kızlarından hangisini beğenirsen onları sana vereceğiz dediğinde ne demiştir? Hayır. Ben İstanbul'un hayaliyle yaşıyorum. İstanbul'un fethinin hayaliyle büyüyorum. Ben İstanbul'u kendime nikahlayacağım. Sizin kızlarınızı değil demiş ve davasına olan inancından dolayı Allah Celle Celaluhu ona letüftihannel Konstantiniyye ve le ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşu zalikel ceyş. İşte İstanbul bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır sözüne mazhar olmuştur. Davasına olan inancından dolayı. Çünkü Rabbimiz inanıyorsanız üstün sizsiniz diyor. Öyleyse önce evet. biz davamıza inanacağız. Davamızın ne olduğuna inanacağız. İnandığımız dava uğrunda ikincisi ilim okuyacağız. Çünkü Allah ikra bismi rabbikellezî halak diyor. Oku diyor hocam. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim öğrenin diyor. Eğer davanı okumazsan, davanı anlamazsan, davanın ne olduğunu bilmezsen başkalarına anlatman mümkün değildir. Bu sebeple Müslümanın ilimde de
yürümesi, büyümesi, yükselmesi lazım. Üçüncü davamızda başarılı olabilmek için lazım olan şey fedakarlık yapacağız. Hanımından, çoluğundan, çocuğundan, eşinden yeri geldiğinde fedakarlık yapabilen bir Müslüman davası uğrunda. Hadi sohbete gel dendiği zaman misafirini, eşini, dostunu bahane etmeden, hadi bakalım davada mücadeleye gel dendiği zaman, değil mi? O noktada eşini, dostunu, kimseyi bahane etmeden fedakarlık yapabilen bir insan. Çünkü Allah ne buyuruyor? Allah sizin mallarınızı ve canlarınızı cennet karşılığı satın aldı. Davasına inanan bir insan, davasının büyüklüğüne inanan bir Müslüman, davası uğrunda malıyla, canıyla mücadele eder, mücahede eder ve bu uğurda gerekirse malını ve canını Allah'ın cennet karşılığı satın aldığını bilir ve davası uğrunda yürür. İşte bugün kim davası uğrunda çok çalışırsa, hak veya batıl kıymetli hocam, eğer hak yolunda gidenler davası uğrunda fedakarlık yaparlarsa, malıyla canıyla mücadele ederlerse Allah onları muvaffak eder. Ama hak yolunda gidenler değil de batıl mücadele ederse onlar başarılı olur. Bakın bugün hak mı galip, batıl mı galip? Batıl galip yeryüzünde. Neden? Çünkü Müslümanlar fedakarlık etmiyoruz gereği gibi. Bir sohbete, bir ilim meclisine, bir toplantıya çağrıldığımız zaman bile türlü türlü bahaneler uyduran Müslümanlar, paramparça olmuş Müslümanlar, davasının büyüklüğünü bilmeyen, davasının yolunda ölürse şehit, kalırsa gazi anlayışına sahip olmayan Müslümanlar olduğu için yeryüzünde Müslümanlara batılılar hakim olmuşlar, emperyalist güçler hakim olmuşlar ve şimdi bizi sömürüyorlar. Elhamdülillah şimdi yeni yeni Müslümanlar uyanmaya başladı, filizlenmeye başladı, yeşermeye başladı. İnşallah biz çalışacağız, gelecek nesillerimize ümit olacağız, ışık olacağız, yol gösterici olacağız. Allah nasip etsin. Tabii oyunlar da oynanıyor, biz de o oyunlara düşmeyeceğiz değil mi hocam? Ve bizim üzerimizde oynanan oyunları bozacağız. Hileleri işte bozacağız. Hileleri bozmazsak olmaz. İçimizdeki münafıkları iyi tanıyacağız. İçimizde bizden gibi gözüken ama bizimle beraber olmayıp Haçlılarla, emperyalist güçlerle beraber olan, aslında onlara hizmet eden, onların değirmenine su taşıyanları iyi bileceğiz ve onların oyunlarını hep beraber bozacağız inşallah. Biz de onların değirmenine su taşımayacağız. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin, Allah bizi muhafaza eylesin. Dördüncüsü, davanın uğrunda ihlasla çalışabilmek. Ne demek? Yani samimi olabilmek, kendi nefsin için, makam için, mevki için, şan için, şöhret için, para için değil, Allah rızası için çalışacaksın, Allah rızası için mücadele edeceksin, mükafatını da sadece Allah'tan bekleyeceksin. Bir şeyi isterken kendisi için değil, kardeşi için isteyen insan dava insanı olabilir. Kendi nefsi için isteyen bir insan asla ve kat'a dava insanı, dava adamı olamaz. Onun için de ihlas lazım. Ne demek? Yani davasına samimi bağlanan, samimi çalışan. İster batıl yolda olsun, ister hak yolda olsun. Davana samimi davranırsan olur. Mesela Napolyon'u biliyorsunuz değil mi hocam? Evet. Napolyon'a demişler ki ya bu kadar savaştan sonra, bu kadar savaştan sonra sen tekrar nasıl ayağa kalktın da imparator oldun ve bu kadar sınırlarını genişlettin deyince, diyor ki bir gün bir savaşta bütün vezirlerimi kaybettim. Yanımdaki askerlerimi kaybettim. Bir samanlığa sığındım diyor, saklandım. Bir tane karınca gördüm diyor. Bir karınca bana ders verdi. Bir tane buğdaya alıyor, kapının eşiğinden çıkarken buğday büyük olduğu için beraber yuvarlanıyorlar. Karınca cistifini bozmuyor. Tekrar alıyor buğdayı, tekrar. Bunu tam 39 kez tekrarladı karınca. Ama hiç vazgeçmedi. 40.da bir baktım, o buğdayı o eşikten çıkarttı. Dedim ki diyor, işte bu karınca bu azmi sayesinde, ümitsizliğe kapılmaması sayesinde Allah ona yardım ediyor ve eşikten onu çıkartıyor. Demek ki diyor, 1.000 kez yenilsek, 10.000 kez yenilsek asla azmimizi, ümidimizi kaybetmeden davamız uğrunda gece gündüz çalışırsak Allah bizi kapının eşiğinden buğdayı çıkartmaya muvaffak eder. Ama 2 kere denedin, çıkmadı. 3.ye bıraktın, davanı terk ettin. İşte sen kaybettin. Azmetmeyi bırakmayacaksın. Azmedeceksin. Evet. Çünkü ne diyor Akif? Sabır nedir hocam? Mücadele etmektir. Akif ne diyor kıymetli hocam? Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Ne demek? Evet. Geleceği karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak
Dünyada inanmam, hani görsem gözümle, imanı olan bir kimse gebermez bu ölümle diyor ya Akif. Öyleyse bir Müslüman asla atiyi, geleceği karanlık görmez, ümitsizliğe düşmez. Davası uğrunda buğdayla beraber 39 kez yuvarlansa 40. da tekrar hiç istifini bozmadan o buğdayı çıkartmak için mücadele edecek ki davası başarıya ulaşsın, kendisi başarıya ulaşsın. Beşincisi, hemen toparlıyorum kıymetli hocam. Beşincisi, mücadele etmek. İşte davan uğrunda önce sen mücadele edeceksin ey dava adamı. Başkalarına mücadele etmeyi anlatıyoruz. Aman çalışın, verin, hayır yapın, şöyle yapın. Sen Müslüman, davanın önderi olan, davanın rehberi olan bizler değil mi? Ne yapacağız? Önce kendimiz mücadele edeceğiz. Önce kendimiz sabah namazına, yatsı namazına kalkacağız. İlim meclisine gideceğiz. Yorgunluk, bıkkınlık hayatımızdan bir paçavra gibi söküp atacağız. Allah uğrunda, Kur'an uğrunda gece gündüz yorulmadan mücadele edeceğiz ki başarıya ulaşalım. Altıncısı, ümitsizliğe kapılmayacağız. Çünkü ümitsiz olmak Müslümana ne yapmaz? Yakışmaz. Kur'an-ı Kerim'in emridir. La teknutu min rahmetillah. Evet, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Öyleyse biz ümidimizi ne yapmayacağız? Kesmeyeceğiz. Çünkü Allah kafirler çatlasalar da patlasalar da isteseler de istemeseler de nurunu bir gün tamamlayacaktır. Yedincisi kıymetli hocam, hemen bitiriyoruz inşallah. Korkak olmayacağız. Çünkü Allah onlar kınayanın kınamasından korkmaz diyor. İnandığı davası uğrunda sekizincisi tebliğ edecek. Yani davanı anlatacaksın. Benim davam bu kardeşim. Senin davana inanmayanlara bunu anlatacaksın. Bakın şimdi önümüzde 16 Nisan'da bir anayasa değişikliği var. Önümüze gelecek anayasa değişikliği değil mi? Evet. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Çalışmalar evet. Yapıyoruz. Referandum var. Hı. Şimdi diyorum ki ben evet diyen kardeşlerimize. Bak evet diyen kardeşlerim. Canım kardeşlerim. Evet de neden evet dediğimizi okuyacağız. Anlayacağız. Karşımızdaki hayır diyen kardeşlerimizi kırmadan, üzmeden, dökmeden ona niçin evet dememiz gerektiğini anlatacağız ve onu ikna edeceğiz. Affedersiniz, onlara hakaret ederek değil, dışlayarak değil, ellerinden tutup bak kardeşim bunlara bu sebepten dolayı evet diyoruz diyerek anlatacağız. Yumuşak tatlı dille evet. Değil mi hocam? Hayır diyen kardeşimiz de evet diyen kardeşimize hakaret etmeden neden hayır dediğini söyleyecek, ikna edebiliyorsa edecek. Ama neden hayır dediğimizi, neden evet dediğimizi okumadan birbirimize hakaret edersek bu ne dava adamına yakışır, ne dava erine yakışır, ne de bir Müslümana asla ve kat'a bunlar yakışmaz. Çünkü biz bu gemideyiz, bu gemi batarsa hep beraber Allah muhafaza buyursun batarız kıymetli hocam. Onun için önümüzdeki referandum çok önemli bir referandum, çok önemli bir çığır açacak. Allah nasip ederse inşallah. Bu sebeple kırmayacağız. Milletimizin, vatanımızın bekası için çok önemli değil mi hocam? Evet. İstiklalimiz, istikbalimiz, bugünümüz için değil. İstikametimiz ve izzetimiz için inşallah. Bugünümüz için değil. Evet. Yarınımız, geleceğimiz için. Ve yarınki nesillerimiz için biz. Çocuklarımız, torunlarımız, evet, onlar için. Biz sandık başına gidiyoruz. Öyleyse karşımızdaki insanlara diyeceğiz ki kırmadan, dökmeden, bıkmadan tebliğ. Ne diyor Allah? Vel tekum minkum ummetun yed'une ilel hayri ve ye'murre bil ma'rufi ve yenhevne anil münker. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. İşte gerçek kurtuluşa erecek olanlar sizlersiniz diyor. Öyleyse evet. Eğer sen yanındakilere sert davransaydın hiçbiri etrafında kalmazdı Habibim diyor. Dolayısıyla güzel bir şekilde, nazik bir şekilde, kibar bir şekilde evet diyen kardeşlerimiz, hayır diyen kardeşlerimize neden evet dediklerini anlatacaklar. Hayır diyenler de ikna edebiliyorlarsa onlar da kırmadan, dökmeden neden hayır dediklerini anlatacaklar ki davalarında muvaffak olabilsinler. Yoksa asla ve kat'a kıymetli hocam davamızda muvaffak olamayız. Davamızda başarıya ulaşamayız. Eğer bir Müslüman davasına inanmıyorsa, eğer bir Müslüman davasının ne olduğunu okumuyorsa, eğer bir Müslüman davası uğrunda fedakarlık yapamıyorsa, eğer bir Müslüman davasına samimi bağlı değil ise, davasında samimi değil ise, eğer bir Müslüman inandığı davası uğrunda o peygamberler gibi, nebiler gibi ucunda şehitlik de olsa, şehadete de yürüse, mücadele etmiyorsa, eğer bir Müslüman davası uğrunda ümitsizliğe kapılıyorsa, korkaksa, kınayanın kınamasından korkuyorsa, inandığı davayı tebliğ etmiyor, anlatmıyorsa başarıya ulaşması mümkün değildir. 15 Temmuz'da tankları geçirmeyen, tankların, tüfeklerin
önüne engel koyan kardeşlerimiz neyle başarıya ulaştılar? Mücadeleleriyle başa çıktılar. Eğer biz 15 Temmuz'da sokaklara çıkmasaydık, mücadele etmeseydik, evlerimizde otursaydık darbe gerçekleşir. Onlar davalarına ulaşırlardı. İnandığı davaya sahip çıktı herkes. Allah bütün milletimizden razı olsun. Amin. Allah bu millete zeval vermesin. Amin. Allah bu milletin gençliğine zeval vermesin. Amin. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzlar, Çanakkale'ler, Kurtuluş Savaşları yaşatmasın. İçeriden ve dışarıdan her türlü oyunu oynayan zalimlere, emperyalist güçlere, Siyonizme karşı Allah tek yürek olmayı, tek Amin. Bilek olmayı hepimize ihsan eylesin, ikram Amin. Eylesin inşallah. Amin. Meselenin özü bu kıymetli hocam. Programımızın sonuna geldik hocam. Öyle mi hocam? Peki. Zamanımız tam da böyle oldu. Aldık gidiyorduk yani hocam. İnşallah haftaya devam edelim. Olmaz evet, mı hocam? Allah uyanık olmayı nasip eylesin amin, inşallah. Amin. Son sözlerinizde bu vesileyle alalım. Evet hocam. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Amin. Allah Celle Celaluhu dava adamı olmayı nasip eylesin. Amin. Dava eri olmayı nasip eylesin. Ve davamızın uğrunda kutlu bir şekilde şehidi şehit yapan manaya sevdalı bir insan olarak can verebilmeyi Allah hepimize ihsan eylesin inşallah. Amin inşallah Allah hocam. Allah razı olsun hocam. Evet İbrahim Toprak hocam selamlar gönderiyor. Teşekkür ediyor. Sebahattin Güner hocam selamlar gönderiyor. Zonguldak Çay Cuma'na selamlar gönderiyoruz biz de bu vesileyle. Mustafa Kemal Er hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Ahmet Çakılcı hocam teşekkür ediyoruz. Ebru Hanım hayırlı yayınlar. Biz seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz diyerek bir kavim saadet bulamaz kendisini ıslah etmedikçe. Eski devir kapandı futbol takımı tutar gibi sen sağcısın öbürü solcu. Bu boş lafları bırakın. Hakta birleşelim. Geliniz bütün insanlığa en hayırlı hizmeti yapalım diyen İslam dünyasına hizmet etmek için adamış ilim, fikir, siyaset, devlet ve dava adamı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın vefatının 6. yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de aynı dilek ve demenlere katılıyoruz. Büyük bir dava adamı. Allah evet. hocamıza rahmet eylesin. Amin. Onların amin. Biz nasihatleriyle büyüdük. Allah onların yolundan gitmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin, Rabbim amin. Hocamıza rahmet eylesin. 96 yılında hocam rahmetli hocam beni atamıştı. Allah Allah. İmamla başlamıştı. Evet evet. Rabbim hocamızdan razı olsun. Amin amin. Hakkını ödeyemem. Evet. Yurdun dört bir köşesinden bizlere mesaj yazan kardeşlerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Evet. Almanya'ya yine teşekkür ediyoruz. Almanya'ya teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Yurt dışındaki kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Mevlana Hazretlerimizin de buyurduğu gibi dua için temiz bir gönlün, temiz bir yüreğin yoksa temiz gönüllü dostlarından dua dile der Hazreti Pirimiz Mevlana Hazretlerimiz. Biz de temiz gönüllü dostlarımızdan dualar istirham ediyoruz. Bu duamız Arafat'ta yapılan dualardan olsun, Kabe'de yapılan dualardan olsun, Müzdelife'de yapılan dualardan olsun, kabul, makbul olan dualardan olsun inşallah temennisindeyiz. Seher vaktinde herkes uykudayken kalkıp da Allah, Allah diyenlerin dualarından olsun inşallah amin diyoruz. Inşallah. Gelecek hafta siz güzel dostlarımızla görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun efendim. Kırşehir'e de selam gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kardeşlerimize de selamlar gönderiyoruz. Allah razı olsun.